Bu hafta size son zamanlarda izlediğim Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim. Ne kadar yakışıklıymış bu adam ya falan diyerek izledim hatta. Oyun posun devrisi senin. teneşirlere gelesin. İşte bu. işte hayallerimdeki başrol kadın karakter. Şimdi daha çok ünlü bir oyuncu. Hadi canım. Ne diyorsun tam bir maganda yani. Çok eski bir diziyle devam edeceğim. Evet böyle bir diziyi de izledim. Ölüm ya ölmek üzere kız ya. O dünyanın karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ya çok Amerikan Amerikanvari değil mi? Çok da beğenmedim dediğim bir diziydi. Ben algılayamadım. Bir dakika bu böyle bir dizi değildi. Nasıl oldu bu? Şimdi nereye geçtik falan. Yetersiz geliyor, donuk geliyor öyle söyleyeyim. Sevdim mi? Hayır. Nasıl anlatılır ki bu dizi ya? Çok üzüldüğüm bir olay oldu falan dizide. Merhaba arkadaşlar uzan da olsun hoş geldiniz ben Sümeyye Saraç. yepyeni bir hafta daha yepyeni bir video ile daha karşınızdayım bu hafta size son zamanlarda izlediğim Kore dizilerini anlatacağım bir video ile geldim bayağıdır yapmıyordum böyle bir video bana da ara ara mesaj geliyordu ne zaman dizi tavsiye videosu yapacaksın diye yani bu çok dizi tavsiyesi videosu değil aslında ama yine de izlediklerimin arasında çok sevdiklerim az sevdiklerim hiç sevmediklerim şeklinde yorum yaparak anlatacağım bu videoda dizileri çok fazla dizi var hala hazırda hala izlemeye devam ettiklerim var çoktan bitirmiş oldum artık konusunu hatırlamakta zorlandığım diziler var. O yüzden haydi hemen dizilerimize geçelim. Bir numaradaki dizimizin adı Celebrity. 2023 yapımı bir dizi. Netflix'te yayınlandı. 12 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları şöyle. Park Yu Yong, Kang Min Hyuk, Yi Chong Lee Dong Gun. Bu dizi aslına bakarsanız bu sosyal medyadaki Kore'den bahsediyorum. İnfluencerların dünyasını anlatan bir dizi. Başrol oyuncumuz yani Park Yu canlandırdığı karakter eskiden ailesi de zengin olan, başarılı olan, çok lüks, güzel bir hayat yaşayan bir kızcağız Batıyorlar mıydı sanırım öyle bir şey oluyordu ve o lüks hayatı bırakıp daha sade daha normal bir hayat yaşayan insanlara dönüşüyorlar. O bu şekilde sade bir işle de meşgulken karşısına bir arkadaşı çıkıyor eski bir arkadaşı çıkıyor. O arkadaşı da başarılı bir influencer. O influencer kız bizim kızı da bir şekilde o dünyaya dahil ediyor daha doğrusu bir partiye davet ediyor İşte gidiyor orada da insanlarla tanıştırıyor falan filan derken orada yaşanan bir olay sonrası birden bizim bu kız dikkatleri üzerine çekiyor hiç normalde sosyal medyası yokken hiç ötü şeylerle ilgilenmiyorken bir Instagram hesabı açıyor ve o Instagram hesabı kısa bir sürede bir sürü takipçiye ulaşıyor. Her baktığında bayağı bir artmış oluyor takipçileri. Her baktığında bayağı bir artmış oluyor. Bir sürü yorum geliyor, bir sürü mesaj geliyor ve bizim kız birden çok kısa bir sürede sosyal medyada hiç varlık göstermiyorken birden çok takipçili bir hesabın sahibi veriyor. Klasiktir ya. Normalde de bizde de vardır. işte takipçisi çok arttığında reklam teklifleri gelir, markalar kurarlar, bir sürü şey yaparlar. Aa birden zengin olurlar falan. O tarz bir yolculuğu var aslında. Bizim kız da kısa bir süre sonra kendi kıyafet markasını kuruyor. Fakat her şey gayet kusursuz ve güzel görünürken birden kısa bir süre sonra o dünyanın karanlık tarafıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. O kısımlar bayağı sertti gerçekten. Değişik bir dizi benim için. Çok değişik ama çok da severek izlediğim bir dizi oldu. Daha ilk Netflix'te fragmanı geldiğinde böyle izleyip ya çok Amerikan var değil mi? Çok da beğenmedim dediğim bir diziydi. Ama yine de merak edip oturdum izledim. İyi ki de izlemişim. Çok çok sevdiğim bir dizi oldu. Bir kere her bölümün sonu bir sizi şok ediyor mutlaka. Hakikaten çok güzel finaller yapmışlar. Sahneler çok doyurucu, karakterler çok ya çok deli ediyor sizi ya çok seviyorsunuz falan. Çok garip bir diziydi yani. Etrafındaki insanlara böyle gidip ya bir şey soracağım sen Celebrity izlemiş miydin? İzlemedin mi? Hemen oturup ona başlıyorsun falan demiştim bu diziyle alakalı. Tavsiye ettiklerimden bir tanesi hele hele bir de böyle bu sosyal medyanın bu dünyanın farklılıklarına işte zenginliklerini lüksünü şusunu busunu bir yandan da karanlık dünyasını merak ediyorsanız bu dizi tam size göre. Bir diğer dizimizle devam edelim. Mask Girl 2023 yapımı bu da Netflix'te yayınlandı. 7 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncularını söyleyelim. Boyun Jong Nana, Lee Han Byol, Anje Hong, Yum Heran başrollerindeymiş. Bu da çok enteresan bir diziydi. Hemen önce konusundan bahsedeceğim. Kim Momi sıradan bir memur olarak hayatını süren bir kadın. Başrol karakterimiz. Fakat çocukluktan beri bir hayali var. O hayali de parlak ışıklar altında sahnede performans sergilemek. işte hep böyle o tür şeyler yapabilmek, ünlü olmak, başarılı olabilmek gibi bir hayali var. Fakat büyüdükçe yüzü çirkin bir kadına dönüşüyor. Bu benim yorumum değil. Dizideki yorum böyle. Ben öyle bir şey söylemiyorum o kadınla alakalı. Dizide çevresindeki insanlar hatta yanlış hatırlamıyorsam aile üyeleri bile falan kıza böyle yorumlar yapıyordu tipiyle alakalı. O da o yüzden artık baya bir kendini geri çekmiş. Baya böyle asosyal bir şeye dönüşmüş. Fakat ona rağmen yüzünün çirkinliğine rağmen çok güzel bir vücudu var. O da o yüzden geceleri yüzüne bir maske takıyor. Güzel bir elbise giyiyor ve bir canlı yayın açarak o canlı yayında işte insanlara dans ediyor. Gösteriler yapıyor. Bir şeyler yapıyor falan filan. Yani aslında o çocukluktaki hayalini böyle karşılamış oluyor. Ve maskeli kız adıyla da bu gösteriler sayesinde küçük çaplı bir ün kazanıyor. Ama insanlar tabii ki o maskenin ardındaki kişiyi tanımadığı için hani onun kim olduğunu da asla bilemiyorlar. Bu arada bu kızla aynı iş yerinde çalışan bir tane adam var. O da böyle asosyal, garip bir tip, sürekli bilgisayarda takılan falan böyle itici de bir tip. Onun da maskeli kıza karşı böyle bir tık saplantılı bir hayranlığı var. Sonra bir şekilde iş yerindeki o çalışan kişinin maskeli kız olduğunu öğreniyor ve onun peşine düşüyor. Böyle onunla çok enteresan bir ilişkileri ortaya çıkıyor. Bir de itici dediğim o adamın annesi var. Bu da ana karakterlerimizden bir tanesi. Böyle bu üç kişi <laughs> birbirine giriyor ve çok değişik bir dizi ortaya çıkıyor. Çok farklı başladı. Sonra çok bambaşka bir şeye dönüştü hikaye. Ben algılayamadım. Bir dakika bu böyle bir dizi değildi. Nasıl oldu bu? Şimdi nereye geçtik falan. Hani sanki birkaç farklı dizi izliyormuş hissiyatı veriyor. Ama genele baktığımızda aslında bir tane dizi izliyoruz. Bir tane hikaye izliyoruz. Farklı bir konusu var dediğim gibi. Çekimleri de enteresan olmuş. Oyuncu seçimleri de çok enteresan olmuş. Ama severek izlediklerimden bir tanesi oldu. En azından o merak duygusunu hep diri tutuyor. Şunu söylemem gerekiyor ama izlemek isteyenler için birkaç tane müstehcen sahnesi vardı. Onları bilerek izleyin. Çok fazla ailenizle izlemenizi tavsiye etmem. İzliyorsanız da tek başınıza izleyin. Yani benim sevdiklerimden aa bak bu da iyi diziydi ya diye hatırlayacaklarımdan bir tanesi oldu. Mask Girl. Devam edelim. Üçüncü dizimizin adı Hoktu Season of Deity 2023 yapımı NBC'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrolleri Kim Jong-un, Lim so Kim Da Song, An Woo Bu dizinin şöyle bir konusu var. Koktu yani Kim Jong Un bir zamanlar Tanrı'nın gazabına uğramış bir adam. Yaptığı bir şeyin sonrasında ceza olarak bir ölüm meleğine dönüştürülüyor ve uzun yıllar boyunca ölememek gibi bir cezaya sahip. Bu ölüm meleği de hani normal herkesin gidip de canını almak falan filan değil. İğrenç karakterli, sıkıntılı insanların canını almakla görevlendirilen bir karakter. Her 99 yılda bir dünyaya geliyor. Belli bir süresi var. O süre içerisinde bu cezasını yaşıyor gerçekleştiriyor. Sonrasında geri ölüyor. Sonra bir daha 99 yıl sonra geliyor falan filan. Biz tabii ki o 99 yılın ardından dünyaya geldiği hikayeyle, kısmıyla başlıyoruz diziye. Bir de kadın başrol oyuncumuz var. O da ülkenin en kötü tıp okullarından birisinden mezun olmuş bir karakter. Okulundan dolayı da çok rahat iş bulamıyor. Ve tabii ki bizim doktorla o ölüm meleğinin yolları kesişiyor. Önce bol bol didişiyorlar sonrasında tabii ki de birbirlerinden etkilenip aşık oluyorlar falan filan. Ara ara hikayeler var ama onlardan anlatırsam hiç spoiler'a girer. Ben bu diziyi Kim Jong-un için izledim. Çünkü Kim Jong-un işte bir Soyeci ile skandalları bir şeyleri çıkmıştı. Ondan sonra epey uzun bir süre dizi sektörüne ara verdi. Soyeci döndü. Kim Jong-un hala dönmedi falan filan derken birden duyduk ki böyle bir diziyle sektöre geri dönüyormuş. Bu da beni çok mutlu etmişti. Çünkü onu dört gözle bekliyordum gerçekten dönmesini. Çok sevdiğim bir oyuncu çünkü. Ve o süreçte de dedim ki ben Kim Jong-un ne çekerse oturup onu izleyeceğim. Çünkü merak ediyorum. Onun güzel hatırı için izledim bu diziyi. Fakat ne yazık ki şöyle bir sıkıntı var. Lim Soyang bir türlü sevemiyorum. Yani onun oyunculuğunu sevmiyorum. Yetersiz geliyor, donuk geliyor öyle söyleyeyim. Ama ne yazık ki bu dizide partneri oydu. Sevdim mi? Hayır. Tatlı başladı aslında. Komik sahneleri var. güldüğüm sahneleri var. Kim Jong-un çünkü bir de kibirli ukala da bir karakteri var dizide. O da onu izlemek de çok keyifli oluyor. Öyle karakterleri çok güzel canlandırıyor. Eğlendiğim yerleri oldu ama genel hikayeye baktığımda çok da sıkıldığım yerler oldu. Yani bir an evvel artık bitsin neyse o kadar izledim. Devam edeyim falan diyerek izlediğim bir diziydi. O yüzden bu çok da sevmediğim dizilerden bir tanesi oldu. Devam edelim. Dördüncü dizimizin adı Behind Your Touch. 2023 yapımı JTBC'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrolleri Han Jimin, Liminki ve Suho. Bunun da şöyle bir hikayesi var. Bong Yebun yani Han cimin, Huzurlu ve suçtan arınmış kırsal bir köy olan Mujin'de veteriner olarak çalışan gayet sade normal bir hayatı olan bir kızcağızımız. Fakat bir gün bir olay yaşanıyor. Bu olay sonrasında psikometrik bir güce sahip oluyor. O güç de şöyle çok komik. İnsanların arka taraflarına, oturan yerlerine... <laughs> dokunduğu zaman onun işte ne yaptığını, ne yollardan geçtiğini, o ne yaşadığını, geçmişte ne yaptıklarını görme yeteneğine sahip oluyor. Bu olayla birlikte tabii ki hayatı değişiyor. Ha bu arada sadece insanlar değil affedersiniz hayvanlara falan da dokunuyor. Bütün canlılardan bahsediyoruz ama hep o bölge, arka bölge haliyle bu olay onun hayatını etkiliyor. Bu arada o bölgeye Muncan adında yani Liminkin'i canlandırdığı karakter bir dedektif atanıyor. Atanmak dediğim de bu arada Seul'de çalışıyormuş normal ama orada bir yaptığı hata yüzünden bayağı rütbesini düş düşürüyorlar ve onu böyle bir kırsal bölgeye gönderiyorlar. Orada da belli bir işte puan sistemi var. O puan sistemine ulaştığında geri Seul'e dönebilecek. O yüzden de bayağı hırs yapmış bir şekilde suçları falan sorunları çözmeye çalışıyor. Ve onun da yolu bir şekilde o bölgede yaşayan bizim başrol karakterimizle. Bong bununla kesişiyor. Başta böyle çok komik bir ilişkileri oluyor. Sürekli kavga ediyorlar. Onun böyle milletin bir taraflarına dokunduğunu görüyor falan. Sapık mısın sen diyor. Uzun bir süre kıza sapık diyor hatta. Normalde o bölge çok huzurlu, çok sakinken birden bir seri cinayet vakası ortaya çıkıyor ve bunu da bulmak çok zor oluyor gerçekten. Bizim dedektif de o vakaları çözebilmek için başrol kızımızın <laughs> o malum özelliğini kullanmak istiyor ve onunla bir işbirliği yapıyor. Böyle bir hikayesi var dizinin. Ha Suho'dan da bahsedeyim. Suho'nun karakteri de birden o bölgeye taşınan ve orada bir markette çalışan bir karakter. Kim olduğunu uzun bir süre bilmiyoruz. Çok da gizemli bir karakter. Onun gizeminde tabii ki zamanla çözüyoruz falan filan. Tabii ki biraz absürt bir tarafı var insanların arka bölgesine dokunduğu için falan ama benim çok eğlendim bir dizi oldu. O muhabbet bir de çok komik şeylere sebebiyet veriyor. Çok komik diyaloglara sebebiyet veriyor. Bayağı gülerek, eğlenerek izliyorsunuz. Benim de çok eğlendiklerimden bir tanesiydi bu yüzden. Çok keyifle beklediğim böyle her hafta e hadi yayının altında izleyeyim artık diye beklediğim dizilerden bir tanesiydi. Bu aralar çok fazla güncel dizi izliyorum. Bu da onlardan biriydi hatta. Bunu da tavsiye ediyorum eğer bu absürt kısmını kabul ediyorsanız etmiyorsanız zaten bence izlememelisiniz. Devam edelim bir diğer diziyle. Beşinci dizimizin adı Tomorrow 2022 yapımı NBC'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncuları Kim son Rovon, Lee Su Yoon Ji On. Şöyle bir konusu var. Bu da fantastik bir dizi öncelikle. Rovon'un canlandırdığı karakter işte üniversiteden mezun olmuş ve iş arayan bir çocukcağız ve bayağıdır da bulamıyor. Ne yaparsa yapsın. Torpilliler işe giriyor. Bir şekilde farklı insanlar işe giriyor. Bir türlü bu çocuk işe giremiyor. Bu süreçte işte bir kaza geçiriyor ve bu kaza sonrasında işte komaya giriyordu galiba. O komadayken de ölüm melekleriyle tanışıyor. Birkaç tane, iki tane sanırım iki tane ölüm meleğiyle karşılaşıyor. Önce tabii bayağı korkuyor, inanamıyor falan filan. Yani böyle nasıl diyeyim? Nasıl anlatılır ki bu dizi ya? Biz anlıyoruz ki bu iki ölüm meleği bir kriz yönetim ekibine mensup. Yani bu da ne demek? İntihar etmek üzere olan insanları gidiyorlar, onlara görünüp işte bir şekilde hikayelerine dahil olup hayatlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Böyle bayağı bildiğin orada şirket gibi bir şey kurmuşlar <laughs> o dünyada. Birisi direkt ölüm meleği ekibi. Bunlar direkt intihar edenleri engellemek için uğraşıyorlar bir ekip falan. Ve bizim Rovan'u da tam olarak bu intihara meyilli insanları kurtardıkları ekibe katıyorlar, dahil ediyorlar. Önce Rovan diyor ki ya niye yapacağım ki ben böyle bir şeyi? Hani deli miyim? falan filan diyor. Bunlar da diyor ki eğer bu görevi işte belli bir süre veriyor eğer bu süre içerisinde bu görevi başarıyla yerine getirirsen hem geri uyanacaksın, dünyaya döneceksin hem de sana tam istediğin gibi bir iş vereceğiz gibi bir vaatte bulunuyorlar. Bu arada bunlar ilk bölümden olan şeyler o yüzden spoiler değil. Ve böyle bir dizi izliyoruz biz. Dediğim gibi bir de Bunların ölüm meleği tarafı var. Lise yok da o ölüm meleği ekibinin lideri acayip de karizmatik de orada. Çok güzel bir dizi olmuş. Ya bir kere anlattığı şey çok güzel olmuş. Hele bir de Kore gibi bir ülke, dünyadaki intihar sıralamasında bir numara ülke Kore biliyorsunuz ki. O yüzden böyle bir ülkede böyle bir dizinin yayınlanmış olması bence çok anlamlıydı. Güzel hikayeler vardı, duygusal hikayeler vardı. Benim böyle izlerken bayağı duygulandığım, hatta ağladığım gözlerimin dolduğu sahneler, hikayeler oldu. Bir de biliyorsunuz böyle dizilerde zaten hikaye hikaye Derlerler. Bu da öyle bir şeydi. O yüzden çok severek izlediğim fantastik bir dizi oldu. Tomorrow'u da bu açıdan bu konudan baktığımda gönül rahatlığıyla hepinize tavsiye edebilirim. Sıradaki dizimizin adı My Liberation Notes. 2022 yapımı JTBC'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrolleri şöyle. Kim Ji Won, Lee Min Ki, Sonsuku Li El. Behind Your Touch dizisini izledikten sonra işte orada da Limin Ki var başrolde. Limin Ki'yi biraz daha fazla izlemek istediğimi fark edip Çat diye My Liberation Notes'a geçiş yapmıştım. Bu dizide de oynuyor çünkü. Bu dizinin şöyle bir hikayesi var. En geniş haliyle 3 kardeş ve bir yabancının hikayesini anlatıyor. Karakterlerden de şöyle kısaca bahsedeceğim. Bu üç kardeşin Seul'den uzakta bir köyde evleri var. Ailesi, anne babasıyla yaşadıkları bir ev ve haliyle işleri de uzakta olduğu için gidip gelmekte çok zorlanıyorlar. Ama başka evleri, başka Kalacak yerleri olmadığı için ve ailelere buna çok karşı olduğu için Mecburen gidip gelmek zorunda kalıyorlar her gün o yolu Kardeşler şöyle Lim'inki tek erkek kardeş zaten Üç kardeşin ortancası Ailelerinin o Sampo köyündeki evinden kaçmak gibi bir hayali var Onun dışında başka hiçbir amacı, hiçbir hayali olmayan Çok sıkıcı, çok basit bir hayatı olan bir karakter Aile üyeleri tarafından da eziklenen bir karakter kısacası Kim Ji Won, üç kardeşin en küçük çocuğu Sıkıcı hayatından kurtulmak ister ama çok içe dönük ve çekingen bir yapısı var Yalnızdır ve hayatında çok boşluk hissediyor kısacası. Yani bu kızı nasıl özetlesem diye düşünüyorum ama... ...kendi de tarif edemiyor, kendi de açıklayamıyor. Ve bunu bir şekilde gidermek için uğraşıyor aslında dizi boyunca. Bir de en büyük kız kardeş var Liel. Üç kardeşin en büyük çocuğu. Büyük bir öfkesi var hayata karşı. Sampo köyünden Seul'deki işine gidip gelirken çok zaman harcıyor. O yüzden hayatı şikayetlerle dolu ve hep aşık olmak istiyor. Yani evlenip çoluk çocuğa karışmak. En azından kendi hayatını kurmak gibi bir hayali var yaşı da büyük olduğu için. Bir de yabancı. Bu aile tamamen yabancı bir karakterimiz var. Baygu onu da son sıkkı canlandırıyor. Sampo köyünde birden ortaya çıkan gizemli bir adam. Bu köyde küçük bir evde yaşıyor. Bu ailenin yanında bu kardeşlerin babasına yardım ediyor. işte köy işlerinde tarım düşüydü buydu her türlü işte yardım eden bir karakter. Her zaman sarhoş. Bir gün bizim o üç kardeşin en küçüğü olan kızla Kim yakınlaşıyor ve onunla böyle bir iletişim kurmaya başlıyor. O kadar değişik bir karakter ki bu adam Baygu. Bir kere zaten dizi izleyen herkesin düştüğü kaba tabirle. Baya baya böyle abi bu nasıl bir tip ya falan diyerek izlediğimiz bir karakter. Çünkü karizmatik. Çok karizmatik yani. Hani baya serseri gibi bir tarzı var. Giyimi öyle saçı başı dağınık, saçı sakalı birbirine karışmış gibi falan ama asla rahatsız etmiyor. Hakikaten yakışıklı duruyor. Bir de böyle acayip gizemli de bir karakter. Soğuk duruyor herkese karşı. Sürekli tek başına içiyor falan böyle. E bizim kız da buna yaklaşıyor. Önce başlarda çok sert davranıyor kıza da. Herkese karşı öyle zaten adam. O yüzden böyle diziyi bence en çok izlet sen, dizinin en dikkat çeken karakterlerinden bir tanesiydi Baygu. Benim de izlerken baya baya beğendiğim bir karakter oldu. Ne kadar yakışıklıymış bu adam ya falan diyerek izledim hatta. Diğer kardeşlerin de hikayesini şu açıdan kendime çok benzetmiştim. Ben de şimdi beylik düzünde oturduğum için <laughs> bir yere gitmek istedim de veya çalışmak istediğim de baya 2 saat sabah 2 saat akşam olmak üzere her gün 4 saatim yollarda geçiyor. O yüzden kendimi çok gördüm onlarda. Onlar da sürekli yoldan şikayet ediyor. işte uyuyamamaktan şikayet ediyor erkek kardeş araba almak istiyor baba izin vermiyor falan böyle çok hayatın içinden sorunları var aslında o yüzden benim çok hoşuma gitmişti bu dizi ha şöyle söyleyeyim çok büyük aksiyonlar çok büyük hikayeler seviyorsanız eğer dizilerde bu diziyi çok da seveceğinizi zannetmiyorum sıkılabilirsiniz ben mesela arkadaşıma tavsiye ettim sıkıldı e, bu buydu kanka ben biraz sıkıldım falan dedi ama ve daha böyle sade ben çok severim öyle hikayeleri sakin daha hayatın içinden dizileri seviyorsanız bu dizi tam size göre benim çok etkilendiğim sahneler oldu özellikle Kim Ji onun kafa sesiyle söylediği bazı cümleler vardı. O cümlelerden çok etkilendiğim zamanlar oldu. Baya böyle hiçbir şey yok ortada. Gözünden yaşakan sahneler oldu. Hele hele sonda bir yer var. Bir bölüm sonu o beni paramparça etti falan böyle. Çok üzüldüğüm bir olay oldu falan dizide. Yani ben baya böyle bu dizide sanki bunların içinde bu köyde yaşayan birisiymiş gibi. Bunlarla birlikte Seul'e işe gidip gelen birisiymiş gibi baya üzüldüm, güldüm bunlarla birlikte acı çektim falan hani o kadar derinden hissettim. O kadar net hissettim aslında ben bu dizinin hissiyatı o yüzden My Liberation Notes çok sevdiğim, çok naif, çok sade, çok tatlı dizilerden bir tanesi oldu. Tekrar ediyorum bu türleri seviyorsanız bu diziyi de izlemeniz lazım. Sıradaki dizimizin adı The Worst of Evil. 2023 yapımı Disney Plus'ta yayınlandı. 12 bölümden oluşuyor. Oyuncuları şöyle. Ji Chang Wook, Wi Ha Jun, Lim Semih, Bibi başrollerinde. Ji chang canlandırdığı karakter bu hikayede bir polis. Karısı var, o da polis. Güney Kore, Çin ve Japonya arasındaki uyuşturucu ticaretine yol açan bir uyuşturucu soruşturması için Ji chang bir suç örgütüne sızıyor. O örgütün bir üyesi haline geliyor. Bu arada bu örgütünde bir lideri var. O lider de Vi ta kendisi. Çok psikopatlar, çok manyaklar, gerçekten şiddet, uyuşturucu, şu su bu su aklınıza gelebilecek her türlü manyaklık içlerinde mevcut. Vihacun ama şey böyle iyi kötülerden. Uyuşturucu satıyor falan ama nerede durması gerektiğini de bilen bir tip yani. Lütfen şimdi Viyac'ın oynuyorsa onu safi kötü yapamayız. Bu Ji chang -wook işte gerçek adlarını söylüyorum artık. Ji chang -wook bu uyuşturucu çetesine sızıyor. Bir şekilde Viyac'ın en yakınlarından biri haline geliyor. Ve tabii ki amacı çeteyi en içten çökertmek. Ha bu arada bir de şöyle bir bağlantı var. Bu önemli bunu es geçmemeliyim. Ji chang da polis bir karısı var demiştim biliyorsunuz ki. Şimdi çeteye girdikten sonra haliyle chang -wook bekar biri gibi takılmak zorunda kalıyor ve biz öğreniyoruz ki Cicangok'un karısı Viyacun'un çocukluk aşkıymış. Onlar da tabii ki karşılaşıyorlar, yolları kesişiyor falan böyle. Ay gerçekten çok enteresan üçlü sahneleri vardı. Şimdi detaya girersem spoiler de vereceğim yanlışlıkla. Hiç oralara girmek istemiyorum ama böyle enteresan bir üçlü hikayeleri var. Aksiyonu ve kanı bol bir hikaye öncelikle onu söyleyeyim. Şiddetten ve kandan etkileniyorsanız çok tavsiye etmem. Cicangok ve Vihacun gibi bir ikili bir araya gelmişken benim onu kaçırmam mümkün değildi. Bir de ben zaten çok etkilenmem öyle şeylerden. Böyle dört gözle beklediğim diziydi. Başlar başlamaz da oturup güncel izledim zaten. Çok güzel dizi olmuş. Aslında sonunu bitirdiler ama şöyle bir hikaye duydum o diziyle alakalı. Ji Chang Wook dizinin yönetmenine mi senaristine mi artık gitmiş ve ikinci sezon olabilecek bir hikaye anlatmış. Bir konu anlatmış. Bu da o yönetmenin aklına yatmış. Bir ihtimal yapabiliriz falan dediler. İkinci sezonu. Olma ihtimali var. Fakat kesin değil. Bunu da söylemiş olayım. Perfect Marriage Revenge. 2023 yapımı. MBN'de yayınlandı. O iki bölümden oluşuyor. Başrolleri Sung Hoon, Jong Yo Min, Kang Shin Hyo, Jin Ji Hee, Lee Min Yong. Bu dizinin hikayesini anlatayım önce. <laughs> Direkt övmeye başlayacaktım diziyi ama önce konuyu anlatayım. Han çok yetenekli bir ressam. Anne babası Üvey. Onu daha çocukken evlat edinmişler. Bir de Üvey kız kardeşi var. Ailesi zengin. Baba bir şirketin başında olan bir adam. Fakat ne yazık ki ailesi tarafından özellikle Üvey annesi ve kız kardeşi tarafından hiç de sevilmiyor. Her fırsatta onu küçük düşürüyorlar. Her fırsatta saçma sapan konuşuyorlar. kızınca canını sıkıyorlar falan. Bir de bizim kızın aşık olduğu bir çocuk var. O çocukla da bir evlilik gerçekleştiriyor. Fakat o evlilik olduktan sonra ne yazık ki bizim kızcağız çok acı bir gerçekle yüzleşiyor. O da şu evlendiği ve çok aşık olduğu kocası aslında onun üvey kız kardeşine aşıkmış. Ve hatta daha da korkunç olan kısmı söyleyeyim. O pislik kocanın bizim kızcağızla evlenme sebebi sırf o kıza daha yakın olabilmek içinmiş. Boyun posun devrisi senin. Teneşirlere gelesin. <laughs> Ne denir daha ne beddualar var söyleyin alta yazın ben de bu adama söyleyeyim. Allah'ın belası. Sonra tabii bunu öğreniyor. Öğrendiği gün aynı zamanda bir şey daha yaşıyor. O da çok ağır geliyor bizim kıza. Böyle onların acısıyla üzüntüsüyle araba kullanmaya başlıyor. Kaçıyor oradan. Araba kullanırken birden kaza yapıyor ve o kaza sonucunda çok ağır yaralanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Bu bir final değil korkmayın bu ilk bölüm. <laughs> Şöyle devam ediyor hikaye. Bu arada bizim kız ölmek üzereyken o lanet olası üvey anne başına geliyor salak salak konuşuyor işte. Sen çok iyiydin nefret ediyordum senin her şeyi iyi davranmandan herkese iyi davranmandan. Baya baya kızı orada ölüm ya ölmek üzere kız ya. Ölmek üzereyken orada onu aşağılıyor falan. Sonrasında bizim kız tak geri dönüyor. Kendisini o lanet olası kocasıyla henüz nişanlı olduğu dönemde buluyor. Tabii ki de ailesinden intikam almak için harekete geçiyor. Nişanını atıyor. Bu arada Üvey kız kardeşinin deli gibi aşık olduğu çok zengin, yakışıklı böyle düzgün bir adam var. Bir şirket sahibinin oğlu mu? Yok, şirket sahibi var. Bizim kız da o çocuğa gidiyor hem de kız kardeşine intikam almak için. Diyor ki, kız kardeşimle de değil benimle evlen. Sen ne diyor? Sözleşmeli bir evlilik gerçekleştirelim. Bizim çocuk ne diyor peki? Niye sözleşmeli evlilik gerçekleştiriyoruz? Gel sen de gerçekten evlenelim. Dizinin böyle bir hikayesi var. Sebeplerini, nedenlerini izleyince anlarsınız. Bir de şunu söyleyeceğim. Çok tanıdık geldi değil mi hikaye? Mary My Husband'dan çok tanıdık geldi. Bunlar tamamen birbirine denk gelmiş. Aynı dönemlerde denk gelmiş iki dizi. Birbirinden kopya çekmiş diyemiyorum. Çünkü zaten ikisi de Webtoon bu arada. Belki Webtoon'lar birbirinden kopya çekmiştir. Bilemiyorum hangisi önce çıktı, hangisi sonra çıktı ama. Hani bunda tahmini söylüyorum bu arada. Tamamen denk gelmiş iki dizi dönemsel olarak. Bir de çünkü bu dizilerin hazırlık süreçleri de çok uzun sürdü için Perfect Marriage Revenge ile Mary My arası çok fazla değil. Hani onu gördüler de aa biz de hemen böyle bir hikaye yapalım diyeceklerini de zannetmiyorum. Zaten Mary My Husband'ın çekimleri falan çoktan bitti. Tamamen denk gelmişler aslında. O da kötü olmuş Mary My Husband açısından özellikle. Perfect Marriage Revenge de bayılarak izlediğimiz o kadar beni tatmin eden, mutlu eden bir dizi oldu ki bu. O kızın dönüşümü inanılmaz güzeldi. Hani bu dizilerdeki ezik kadın karakterlerin aksine o kadar güzel herkese kafa tuttu ki hatta bir yerde şöyle söyleyeyim yaşı büyük bir kadın bunu ezmeye aşağılamaya çalışıyor böyle tokadı geçiriyor suratına. Bizim kız ne yapıyor normalde olsa ağlarlar işte bir şeyler yaparlar falan kafayı kaldırıyor. çat diyor kocaman kadın o da tokat attı. Ama var ya o kadar hoşuma gitti ki o sahne dedim işte bu işte hayallerimdeki başlıyor kadın karakter. Sonunda dedim birileri bunu yaptı. Çok hoşuma gidiyor böyle hikayeler o yüzden. Bu da onlardan bir tanesi oldu. 12 bölüm asla yetmedi. Olsa bir 50 bölüm olsa oturup aynı heyecanla izlerdim diye düşünüyorum. Tabii ki bu kalitede devam ettirdikleri sürece. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Hele hele baş sol çiftimiz o kadar güzel olmuşlar ki çok nadirdir benim bunu hissettiğim keşke gerçek hayatta sevgili olsalar da evlenseler falan diye düşünmüştüm ama maalesef değiller. Devam ediyorum bir diğer diziyle. Çok eski bir diziyle devam edeceğim. Evet böyle bir diziyi de izledim. Adını söyleyeyim Allow to Kill 2005 yapımı bu dizi. KBS 2'de yayınlandı. 16 bölümden oluşuyor. Başrolleri Rain, Shin Mina, Lee Ki Woo, Kim Sarang. Rain'in karakteri çok serseri, çok agresif. Herkese sataşan, bulaşan. Bir boksör. Onun tam zıttı olan çok daha sakin, çok daha dikkatli, anlayışlı bir erkek kardeşi var, bir abisi var ve o abi hiç aşık olmaması gereken bir kadına aşık oluyor. Bu kadın da kim? Şimina. Şimina da çok ünlü bir oyuncu. Hadi canım. Dizide oyuncu bu arada. <laughs> gerçek hayattan bahsetmiyorum. Yani dizide de oyuncu. Abi bizim kıza aşık oluyor. Sonra bir şey oluyor aralarında. Bunların araları açılıyor. Görüşemiyorlar. Ayrılmak zorunda kalıyorlar. Ve bir gün Şimmina'nın bir tane zengin adamla nişanlandıklarına dair bir haber çıkıyor. Bu haber sonrası abi kendini bir binanın çatısından atıyor, komaya giriyor. Bizim Rain, başrol oyuncumuz bu kıza büyük kinleniyor. Sonrasında bir intikam planı yapıyor. O intikam planında da bizim oyuncunun Shimmina'nın koruması olarak işe giriyor. Amacı şu, Shimmina'yı kendine aşık edecek, onu paramparça edecek, hayatını, hayallerini, sahip olduğu bütün ünü, şanı, şöhreti paramparça edecek ve kızdan intikam alacak. Ve sonrasında tabii ki işler hiç de düşündüğü gibi gitmiyor. Böyle bir hikayesi var bu dizinin. Başlarda çok dalga geçtim. Hem eski olduğu için hem Rain inanılmaz bir maganda dizide. O kadar itici bir karakter yapmışlar ki ile ilgili. Kadınlara davranışı ayrı itici, durup dururken tükürüyor, mükürüyor, o ayrı itici. Ha diyorsun tam bir maganda yani. Çok dalga geçtim başta izlerken. Sonra <laughs> böyle daha Shimina'nın yanında toparlandı falan. Baktım çok da tatlı bir ikililer. Diziyi sevmeye başladığımı fark ettim. Çok değişik bir etkisi var Love to Kill'in. Çok eski bir dizi olduğu için burada tavsiye etmeme gerek yok. O tamamen sizin kendi tercihiniz artık bu ama sevdim mi sevdim evet. Severek izledim. Yalan yok. Bunu da izlediğim diziler listesine almak istedim. Es geçmek istemedim. Devam ediyorum bir diğer diziyle. Allah'ım korkunç bir diziydi ya. Ben bu diziyi yarım bıraktım. Senin neyine? Eleştirmenler haklıymış. Kardeş, <laughs> taksici abi. Zibilyon tane entrika yok diyeceğim de bir tanesi çok iğrençti ya. Estetikten suratı mahvolmuş Allah affetsin yani. Sevdim mi? Hayır. Hiç sevmedim. O beklentinin çeyreğini şeyreğini bile bulamayınca bir hayal kırıklığı oluşuyor. Özellikle bu dizide çok iyi oyuncu olduğunu fark ettim. Bu da sonunda bir tık bozdu ama. Kafayı yersin ya. Yani öyle şeyler yaşatıyor ki o manyak yol boyunca o taksiciye...